Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni bir video dersine daha hoş geldiniz. Resme başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu çalışacağımız resim sanatına yeni başlamış, henüz yolun başında olan arkadaşlar için özel olarak çekeceğim. Hiç fazla detaya girmeyeceğim. Son derece basit bir şekilde resmi ortaya çıkaracağız. Benimle beraber siz de adım adım beni takip ederek kendiniz de bu resmi yapabileceksiniz. Hadi şimdi hep beraber resmimize başlayalım. Kullanacağımız fırçalar bir önceki derste gösterdiğim fırçalarla aynı. Kullanacağımız boyalar ise hemen göstereyim şöyle hızlı bir şekilde. Sierra Leone mavisi, turkuaz mavisi, burnt amber, sap green, cinnabar green, koyu kırmızı, bunu yanlışlıkla çıkardım. Cadmium red, burnt sienna, hardal rengi, oranj, sarı, limon sarısı, beyaz, terebent. Kullanacağımız malzemeler bunlar. Şimdi hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Bu çalışmayı daha önce kara kalem olarak çizip diğer kanalımda yayınlamıştım. Arzu edenler çizim aşamalarını oradan izleyebilir. Resmin orijinali biraz karışık olsa da biz bunu son derece basit bir teknikle yapacağız. Çok fazla uğraşmayacağız. Şimdi ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Biraz fazla koyu oldu. Onu biraz açalım. Biraz açık bir resim yapalım. Şöyle. Evet, biraz daha beyaz alıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde şuraları vuruyorum arkadaşlar. Bir de şurada var galiba aynı renkten. Şurayı da hemen şöyle boyayalım. Şimdi siz de göreceksiniz ki ne kadar aslında basit bir resim. Eğer bana yetişemiyorsanız videoyu durdurarak izleyeceksiniz. Adımlarımı takip edeceksiniz. Siz de benimle beraber bu resmi yapabileceksiniz arkadaşlar. Resmin zorluk derecesi gözünüzü korkutmasın. Önemli olan başlamaktır. Başladığınız zaman bir şekilde onun devamını getirirsiniz. Şimdi aynı rengin içine biraz burnt sienna alıyorum. Aynı rengin içine çok az burnt sienna aldım. Ve şuradaki rengi yaptığımı gördünüz mü? Ne kadar basit aslında. Şuradaki rengi hemen tutturdum. Şu rengin içine biraz burnt sienna kattım. Sadece yaptığım iş bu. Şimdi şöyle hızlı hızlı yapıp resmimizi bitirelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şuralar biraz daha koyu. Aynı koyu renkle şuradaki şimdi ağaç efektini şöyle rastgele dokunuşlarla vermeye çalışacağım. Tabii ki yanlış fırçayla yapıyoruz. O efekt için yarı sert bir fırça aldım. Terebentinle ıslattım. Fazla suyunu aldım. Fırçayı boyayla buluşturup şöyle ufak ufak dokunuşlar yaparak orada bir ağaç dokusu oluşturalım şimdi hep beraber. Çok profesyonel bir çalışma yapmayacağım. Detaya çok fazla girmeyeceğim. Basit bir şekilde resmi yapıp bitireceğiz. Fırçayı çok fazla bastırmadan küçük küçük dokunuşlar yapıyorum sadece. Burası fazla açık olmuş. Orayı değiştirelim biraz. Evet, burası tamam. Şimdi ne var orada? Şurada sarının tonları var. Onun arka planı ne var orada? Kahverengi. Evet, kahverengi alıyorum. İçine beyaz katıyorum. Sonra kahverenginin içine çok az burnt sienna. Beyazı biraz fazla katıyorum.
Bird siyahını biraz fazla alacağız. Hardal rengi alıyorum. Şöyle bir dokunalım bakalım. Bu renkten de var orada ama çok az. Şöyle şuralarda bir yerde var. Onun içine biraz daha burnt siyana girmek gerekiyor. Rengimiz çok koyu oldu. Bunu biraz açalım. Biraz daha fazla beyaz alıyorum. Onun içine birazcık da oranj gireceğim. Birazcık yeşil alıyorum. Oradaki renkleri yerli yerine bir koyalım bakalım. Yeşilin içine biraz sarı. Açık yeşilin içine yapıyorum bunu. Evet. Tam rengi tutturduk şu an. Şöyle bir renkleri birbirine karıştıralım. Bu renkten nerede var bir de? Şurada var. Şimdi bak, aynı rengin içine fırçanın ucuna, daha doğrusu beyaz alıp oradaki ağaç yapraklarını hemen yapıp bitireceğim şimdi bak. Zaten belli belirsiz görünüyor. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Şimdi hemen yumuşak fırçamı alıyorum. Şöyle oradaki rengi dağıtıyorum. Şöyle karmaşık bir şekilde, çok basit bir şekilde orayı bitirdik. Şimdi yapraklarımızı ortaya çıkaralım. Kağıdın üzerine çalıştığımız için kağıt boyayı emiyor. Onun için hızlı hızlı yapıyorum. Şu an 200 gramlık bir kağıda çalışıyoruz. Ve çalıştığımız kağıt da çok kaliteli bir kağıt değil arkadaşlar. Mona Lisa'nın, hatta hiç kaliteli değil. Bir şey yaptık. Şurada şöyle bir şey var. Orayı yapmasak da olur aslında ama yapalım ya. Yani şöyle. Yapabiliyorken yapalım. Aynı renkten şuralarda da var şöyle. Bir fotoğrafa bakarak çalışıyorsanız bir gözünüz fotoğrafta, bir gözünüz burada olacak arkadaşlar. Çok bak, az yap. Tamam. Resmini, çalışacağınız resmi çok bakacaksınız. Azını yapacaksınız. Yani azdan kasıt çok bakarak gözü doyurmak. Sonra aynısını tuvale işlemek. Şimdi burası tamam. Şimdi hemen hızlıca şuraya geçelim. Aynı renkten şuradan başlamış zaten. İlk önce kenarlarını yapıyorum. Şuralarda da bir şeyler var ama o kadar şimdi detaya girersek video çok uzayacak. Onun için bunu basit bir şekilde, yeni başlayanlara özellikle faydalı olacak bir seviyede bitireceğiz bunu arkadaşlar. Tamam mı? Çok profesyonel olmanıza gerek yok. Eliniz alıştıkça detaya girebilirsiniz. Ama ilk başlarda detaya girip de kendinizi bir çıkmazın içine sokmayın arkadaşlar. Çünkü yapamayacaksınız. Yapamadığınızı gördüğünüz zaman da üzüleceksiniz yani, olmuyor diye belki vazgeçeceksiniz, bırakacaksınız. Halbuki olmamasının sebebi senin henüz o aşamada olmaman, tamam mı? Onun için başlangıçta öyle çok fazla karmaşık resimleri yapmayın. Daha kolay olanlarla başlayın. İleride eliniz alıştıkça daha zor resimlere geçersiniz. Bir resmi de mesela, bu normalde orijinali zor birisi, tamam mı? Çok karışık. Yani zorluk derecesi çok karışık olması. Birçok rengin yan yana, üst üste olmasından dolayı biraz zor yani. Zor bir resim bu. Benim için de çok kolay bir resim değil aslında. Ama o resmi basit bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani illa oradaki kadar profesyonel olmaması sizi rahatsız etmiyorsa, detaydan ödün vererek yine de o resmi yapabilirsiniz. Şimdi kahverengi alayım. Biraz burnt siyahını aldım. Şuradaki koyu renkleri yapalım.
Şurada şöyle bir daha fazla koyu bir alan var. Onun altından, onun üstünde de yeşilimiz var. Şöyle gelecek. Kahverengi burada. Şuraya kadar gelmiş. Çoktan kurudu bile. Kağıdın üzerine çalıştığınız zaman sanki akrilik çalışıyormuşuz gibi oluyor. Çünkü kağıt emiyor. Boyanın bütün sıvısını çekip emiyor. Bak şurası kurumuştur bile çoktan. Gördünüz mü? Aynı akrilik gibi. Kamerayı açmayı unutmuşum. Evin çatısından başladık yapmaya. Şöyle hızlı bir şekilde çatıyı yapalım.
Evet, böyle saçma sapan bir bacamız oldu. Olsun. Siz isterseniz şu tuğlaların, taşların birleştiği yerin üzerinden bir kat daha geçerseniz daha gerçekçi görünecektir. Şimdi hızlıca diğer yerlerini yapıp bırakalım. Şu fırça çok güzel arkadaşlar.
biraz sessiz bir bölüm oldu. Bazı şeyleri çok basit bir şekilde yapmaya çalıştım. Şu fırça yeni başlayan bir ressam adayı için hayatını kolaylaştıracak bir fırça. Gördüğünüz gibi çok fazla ince ayrıntıya, ince detaya girmeden böyle bir sonuca ulaşabildik arkadaşlar. Bu resmin detay gerektiren yerlerini ince fırçalarla biraz da özen göstererek çok daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi video uzamasın diye bunu bu aşamada bıraktım. Bu çalışmada benimle beraber bu aşamaya kadar geldiyseniz bunu burada bırakmamanızı tavsiye ederim. Biraz daha vakit ayırıp detay çalışıp bunu çok daha güzel bir şekilde getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin özverinize bağlı bir şey. Gelişeceğiniz nokta da buradan sonraki noktadır. Ben sizi buraya kadar getirdim. Buradan sonra siz kendi başınıza yürümeniz lazım. Ancak bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Sınırlarınızı zorlamanız gerekiyor. Evet, bu resimde böyle oldu. Bir sonraki resimde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.